İyi akşamlar Boğaz TV izleyenleri. Bir siyaset arenasında daha sizlerle birlikteyiz. Sayın Hüseyin Babacanoğlu ve Sayın Kürşat Tuna ile birlikte bu akşam da siyasete arenaya taşıyacağız. Sayın Doktor Celal Karakaş yurt dışında olduğu için bu hafta programımızda değil. Önümüzdeki hafta tekrar bir aramızda olacak. Evet, Sayın Yücel Acar, rektörümüz, yeni rektörümüz göreve başladı ve ayağının tozuyla bir basın toplantısı düzenledi. Bu akşam konularımız arasında Yücel Acar'ın açıklamaları var, ilginçti. Birazdan bir VTR'miz de olacak, onu da seyredeceğiz. Daha sonrasında Yücel Acar'la ilgili burada görüşlerimizi aktaracağız. Adalet Kalkınma Partisi'nin tüm yurt satında yaptığı sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaparak çağırdı ve mecliste hangi adayları görmek istiyorsunuz, hangi milletvekillerini görmek istiyorsunuz diye sordu ve bir oylama yaptı. Bu oylamayı konuşacağız. Cumhurbaşkanımız aldatıldık dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe görüşmelerini, orada çıkan fotoğrafları benimsemediğini, hatta kendisinin haberi olmadığını söyledi. Arınç cevap verdi. Melih Gökçek Arınç'a cevap verdi. Bu polemikler yaşanırken bu arada bir Nevruz kutlamaları yaşadık. Nevruz kutlamalarında Bölücübaşı'nın açıklamaları okundu. Onlar geri planda kaldı. Biz bunlarla ilgilendik. Maalesef 18 Mart günü Congbayırı'nda Atatürk heykelinde tamirat çalışması yapıldı. Niçin o gün yapıldı? Atatürk heykelinin halini göstereceğiz birazdan. Ekranlarınıza getireceğiz. Bunu konuşacağız. Çok manidardı. O gün sabahtan başlandı. Akşama kadar söküldü. Bir şeyler yapıldı. Tam 18 Mart günüydü. Suudi Arabistan Yemen'i vurdu. İran karşı geldi. Türk hükümeti bizim haberimiz var dedi. Dünya çalkalanıyor. Bu gece konuklarımız arasında bu da var. Evet, ben önce Yücel Acar'la başlamak istiyorum. Yücel Acar bir basın toplantısı yaptı ve bu basın toplantısında üniversiteden paralel yapıyı temizleyeceğiz dedi. 4 yıllık geçmiş süreci eleştirdi. Hatta bu süreci değerlendirdikleri zaman karşılarına çıkacak sonuçlara göre belki de bu işi yargıya taşıyacaklarını da ifade etti. Şimdi bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Yücel Acar ne demiş? Ondan sonra tekrar birlikteyiz. Şu gerçekle başlamak lazım. Üniversitemizde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde, yani aslında aynı zamanda Çanakkale'nin göz bebeği olan bir kurumda, yönetim maalesef son 4 yıldır belli bir grubun bu üniversitede kadrolaşmaya çalıştığı bir yönetim olmuştur. Yani yaygın tabiriyle paralel bir yapılanma olmuştur üniversitemizin yönetiminde. Bu sadece benim değil, hocalarımızın büyük bir çoğunluğunun rahatsızlık duyduğu, sıkıntı çektiği bir yapı olmuştur. Bu net bir gözlemdir. Bu sadece bizim seçim sürecinde ifade edilmesinin prim yapacağını düşünerek söylediğimiz bir gerçek değil, bir mesele değil. Aynı zamanda üniversitemiz hocalarının büyük bir çoğunluğunun ve devletin net bir şekilde tespit ettiği bir durumdur. Ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ehil olmayan, tarafgir, belli bir grubun temsilcisi olan bir yönetim tarafından yönetilmiştir son 4 yılda. O nedenledir ki üniversitemizde son 4 yılda bir kalite ilerleyişi olmamıştır. Tersine bir gerileme olmuştur. Daha da önemlisi, insani olarak da ciddi sıkıntıların yaşandığı bir 4 yıl olmuştur. Bunu söylerken bir avuç mutlu azınlığı hiçbir şekilde dikkate almadan söylemek isterim. Bu bir avuç mutlu azınlığa sorarsanız üniversitenin son 4 yılı gayet iyi geçmiştir. Ama büyük bir çoğunluğa sorarsanız ki seçim, üniversitede yapılan rektörlük seçimi net bir şekilde bunu ortaya koymuştur. Üniversite hocalarının yaklaşık 3'te 2'sinden fazlası bu üniversitede yönetimin değişmesini istemiştir. Bu net bir cevaptır, net bir mesajdır. Bu da üniversitenin son 4 yılını özetleyen bir nokta olmuştur. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Buradan hareketle önümüzdeki 4 yıl bizim için bu üniversitenin yönetiminden paralel yapılanmayı, silmeyi hedef kabul edip bu uğurda çalışacağımız bir 4 yıl olacaktır. İnşallah bu 4 yıl sürmeyecek, çok daha kısa sürecek. Bu zihniyetle hareket eden her kim olursa olsun bu üniversitenin herhangi bir yönetim kademesinde yer bulamayacaktır.
bu üniversite, bu üniversitenin hocalarına ve Çanakkale'ye ait olan, daha doğrusu bir devlet üniversitesi olarak, milletimize ait olan bir kurum olarak varlığını devam ettirecek ve gelişmesine devam edecektir. Dolayısıyla amacımız bu paralel yapılanmayı üniversite yönetiminden tamamen silmektir. Bunu yaparken hukuk ve yasalar çerçevesinde hareket edeceğiz. Bir hukukçu olarak hukuk ve yasalar derken özellikle bu kavramı kullanıyorum. Çünkü uymak durumunda olduğumuz yasalar var. Bu bizim meşruiyetimizin temelini oluşturur. Aynı zamanda yasaların üstünde bir hukuk vardır. Hak ve adalet vardır. Ve hak ve adalet temelinde, hukuk temelinde, yasalar temelinde biz üniversitemizin yönetimini olması gerektiği noktaya getireceğiz. Yönetiminden paralel yapılanmanın bütün izlerini sileceğiz. Ve bu aynı zamanda şunu da ifade ediyor. Biz geriye dönüp bakacağız. Şu anlamda bakacağız. Bazı meseleler, bazı tespitler vardır ki yargıya intikal ettirilmesi gerekir. Bazıları vardır ki idari soruşturma gerektirir. Bizim burada yapacağımız incelemeler şüphesiz ki zaman alacaktır. Yani yarın hemen ya bir ay içerisinde işte bütün problemler bunlardır, haksızlıklar bunlardır diyebilecek durumda olmayacağız. Bunun gayet iyi farkındayım ben. Ama yapacağımız incelemeler sonucunda ben öyle tahmin ediyorum ki ortaya çıkan şeylerden bir kısmı, çıkabilecek şeylerden bir kısmı yargıya intikal ettirilmesi gereken şeyler olabilir. Bir kısmı da idari soruşturma gerektirir, YÖK'ten bir inceleme talebi gerektirebilir. Bunları yapacağız ama peşinen hiç kimseyi suçlamak ve yargılayıp ceza mahkum etmek istemem. Böyle bir şeyimiz yok. Biz sadece sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi haksızlıklar olduğuna dair çok fazla söylem var, çok fazla şikayet var. Şüphesiz ki bu şikayetler yazılı olarak bize de ulaşacaktır. Artı bizim gözlemlerimiz var. Bunlar incelenecek. Eğer ortada bir hukuka aykırı bir durum varsa biz bunların sonuna kadar takipçisi olacağız. Tabii bunu tekrar etmek isterim. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani üniversitemizde bir tedirginlik ortamı yaratmak için yapmıyoruz. Adaletsizlikler üzerine adalet kuramazsınız. Önce haksızlıkları gidermeniz lazım ki, bunu yapabilmeniz lazım ki gerçekten adil bir ortam kurabilirsiniz. Biz bu açıdan meseleye böyle yaklaşacağız. Amacımız hiçbir hocamızı tedirgin edip dışlamak değil. Evet, Sayın Acer'in açıklamaları bu yöndeydi. Aslında birçok açıklama yaptı ama özellikle paralel yapı ile ilgili açıklamaları ve üniversitenin son 4 yılı ile ilgili yaptığı açıklamalar çok ilginçti. O yüzden bu bölümü aldık. Zaten bu akşam konuşmak istediğimiz şey de bu. Burada daha öncesinde Sayın Babacanoğlu, Sedat Laçiner'in özellikle bu yapılanmaya, paralel yapılanmaya nasıl diyelim, çanak tuttu diyelim veya yol açtığını söyledi. Ancak geldiğimiz noktada bir baktık ki aslında en yüksek oyu tekrar Sedat Laçiner aldı. Cumhurbaşkanı'nın önüne giden listede de gene birinci sıradaydı. Ama Yücel Acer rektör oldu ve rektör olur olmaz da yaptığı ilk açıklama paralel yapılanmayı üniversiteden sileceğiz. İlk hedefimiz, birinci hedefimiz bu oldu. Evet Sayın Babacanoğlu, bir noktadan baktığımızda siz aslında haklı çıktınız. Buna daha önce işaret etmiştiniz. Gelişmeler bu yönde. Neler düşünüyorsunuz Sayın Acer'le ilgili? Evet, iyi akşamlar diliyorum kıymetli hemşerilerime. Belli idi, belli dediğimiz şey şu, Sedat Laçiner'in bu defa en yüksek oyu alsa bile, ki öyle olacağı belli, en yüksek oyu aldı ve ikinci sırada çıkan Yücel Acer YÖK tarafından birinci sırada gönderildi ve ataması yapıldı. Önce hayırlı olsun diyelim üniversitemize. Böyle bir algı vardı. Yani paralel yapılanmaya teslim ettiğine, göz yumduğuna ilişkin böyle bir imaj doğurdu maalesef Sedat Hoca. Şimdi Sayın Rektörümüzün açıklamalarını dikkatle dinledim. Çok güzel şeyler söylüyor. Yani dengeli. Özellikle yönetimden paralel yapıyı temizleyeceğiz diye 4 defa yanılmıyorsam bu kısa VTR'de yönetimden tabii hakkıdır yani bu rektörlük yardımcıları veya işte bundan sonra atanacak olan
dekanlıklar, işte ilgili idari bilimler ne varsa bununla ilgili bir tasarruf sahibi olacak ve bu konuda gerçekten paralel yapılanmayla ilgili Türkiye'nin her kademesinden sürdürülen bu temizlik operasyonu burada da yönetimden yapılacağı anlaşılıyor. Hocanın dediği çok hoş şeyler var. Bunları da yani paralel yapıyı temizleyecekmiş derken akademik kadroyla ilgili bir şey söylemediğini dikkatle izledim. Yönetimden bahsediyor. Yani şimdi seçim bitmiştir. Bazı insanlar... Hiçbir birimde yer alamayacaktır dedi ama. Şeyle ilgili yani yönetim olmasını özellikle söylüyor. Yani bunun dışında hocalar var orada ders gören, yapan. İşte Sedat Hoca zamanında gelmiş gitmiş veya ona şu kadar oy verilmiş. Ya şimdi artık oyların hesabının üzerinde niyet okumak, oyların renkleriyle ilgili şöyledir böyledir demek çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani mümkündür birçoğu kendi laçinerin getirdiği elemanlardandır. Bazıları da değildir belki. Başka şeyine vermişler de olma ihtimali de vardır tabii. Bu yüzden tedirgin olmalarına gerek yok diyor. Bu önemli. Altı çizilecek sözlerinden birisi. Yine biz hukuk çerçevesinde yapacağız bunu diyor. Bakacağız. Bunlardan idari soruşturmayı gerektiren bir şeyler varsa idari soruşturma veya işte bunlardan yine yargısal boyutu olan yani bir suça bulaşılmış bir nokta varsa yine onlarla ilgili geriye doğru bir inceleyeceğiz. Yalnız şu anda söylediği bir şey var. Bazı söylemler var. Bazı iddialar var. Bunların bize de resmi yoldan müracaat edilmesi halinde biz bunların üzerine gideceğiz diyor. Tabii yani Yücel Hoca'nın elinde hemen şunları yapacağız diye şu an itibariyle şu kadar belge var, şu kadar dosya veya şu kadar müracaat var, şikayet var demiyor. Bundan sonraki süreci ciddi idari ya da adli soruşturmalarıyla ilgili konular varsa üzerine gidilecek diyor. Tabii ki yani suç işleyen ve orada bir makamı işgal edip bunu özellikle bir grubun yapılanması ve menfaati için kullanan insanlara göz yumulmamalı. Mutlu azınlık ifadesi yine dikkat çekti. Yani belli bir grupla ilgili olarak bu konulara ciddi olarak eğileceğini söylüyor. Ben çok dengeli buldum. Çok yerinde buldum. Yani paralel yapıyla mücadele edeceği zaten önceden yani böyle ben bu kadar net ifade duymamıştım ama tahmin ediyordum. Hatta ben burada öyle bir ifadeyi kullandım. Yani şimdi ben hocanın ağzından net olarak şimdi duyuyorum paralel yapı mücadelesini. Ama ondan önce bu hissiyatı verdi zaten Yücel Acar hocanız. Türkiye bununla mücadele ederken, hükümet bu konuda gerçekten mücadele ederken üniversitemizin bundan geri kalması düşünülemez. Bunlar yapılırken tedirginlik öğretim elemanlarına, öğrencilere, üniversitemizin öğrencilerine ve akademik geleceğine ilişkin bir hassasiyetin gösterileceği de inanıyor. Ben de onu bekliyorum. Tekrar hayırlı olsun. Peki paralel yapı varken üniversite yönetiminde ne fark var da şimdi bundan sonra paralel yapıyı temizledikten sonra üniversite nasıl bir farkla yönetilecek? Yani paralel yapının üniversiteye verdiği bir zarar mı vardı? Neydi bu zarar? Şimdi bunu en iyi tabii oradaki arkadaşlar biliyorlar, çalışanlar biliyorlar. Biz dışarıdan bir gözle bunları söyleyebiliriz. Bunun ne olup ne olmadığını... Yani kalite yani, düştü dedi. Eğitim kalitesi bir kere düştü. 4 yılda üniversitemizde eğitimin kalitesi ileri götürülemedi dedi. Bu paralel yapıyı paralel yapıyı işaret ederek bunu söyledi. Yani şöyle, Sedat Hoca'nın buna en azından göz yumduğunu, sebep olduğunu söyledikten sonra bir üniversitenin başarılı sayılması için dünyada, ülkemizde kriterler var. Yani hemen aklımıza gelebilir. Yani fiziki yapıyı geliştirmek, işte kitap almak, kütüphanenizde bunlar önemli şeyler. Ama daha önemli bir şey var üniversiteler için. Makale ve bilimsel
eserler ortaya koyabilmek. Ben doğrusu bir mukayese yapacak durumda değilim. Yani 18 Mart Üniversitesi'nin bundan önceki 4 yıl önceki zamanlardaki durumu neydi de paralel yapı diye iddia ettiğimiz zamanlarda ne oldu? Ben bir şey söyleyemem ama kriterleri vardır. Bunu erbabı bilir. Ondan önceki durumumuz böyleydi. Şimdiki durum 4 yılda da böyledir diye somut olarak ortaya konulur. Ve denir ki arkadaşlar kusura bakmayın bina yaptınız ama üniversite işi bina yapmak değildir demiş olmaları lazım. Biz de bunları bekleriz. Ama siyaseten benim de hissettiğim üniversitede özellikle işte bu yapıya ait elemanların öğretim elemanı veya bu alanda öğretim elemanı dışında idari veya diğer eleman kadrolarda istihdam edilen insanların bu yapıyla uzaktan yakından bir ilişkilerinin olduğu dikkate alınarak böyle bir yapılanmadan söz ediliyor. Bununla ilgili bir hissiyat var. Bununla ilgili bir kabul var en azından. Hem bende hem benim yakında konuştuğum, tanıştığım insanlarda bu var. Bunun şimdi ne kadar gerçek zemine oturduğu ve bunlarla ilgili ne yaptıkları konusunda yani hocanın söylediklerine dönüyorum tekrar. Somut gerekçeler, gerçekler, şikayetler ve delillerle biz gideceğiz. Yoksa en büyük güvencemiz hukuktur. Hukukun üstünlüğü ilkesine atıf yapıyor. Elbette onu bekleriz kendilerinden. Mutlaka. Peki Sayın Tuna siz üniversitenin içindesiniz. Bu paralel yapılanma, ben aynı soruyu size de sorayım. Yani paralel yapılanma neyi eksiltti üniversiteden? Eğitim konusunda, çünkü eğitimin kalitesinden bahsetti Sayın Acar. Eğitim konusunda paralel yapılanma neyi eksiltti veya şu andan sonra paralel yapılanma üniversiteden temizlendiğinde ne yükselecek, niçin yükselecek? Eğitim benim bildiğim kadarıyla öğretim görevlileri tarafından veriliyor. Öğretim görevlilerini paralel yapılanma farklı mı yönlendiriyordu, ne oluyordu, ne olacak bundan sonra? Şimdi bunun hani sizin sorduğunuz tarzda cevabını verebilmek için öncelikle paralel yapılanmayı kabul etmek lazım. Yani burada bir paralel yapı var mı yok mu? Ya da paralel yapıdan kastedilen ne? Eğer böyle bir yapılanma varsa, yani üniversite içerisinde üniversitenin kendi misyonunu yerine getirmesini engelleyen bir şekilde farklı bir yapılanma söz konusuysa, işte objektif bakış açısını engelleyen, işte akademik belki ilerleme noktalarına müdahale eden bir yapı varsa, evet. Bununla ilgili öncelikle bir hukuki, işte hocanın da söylediği gibi bir idari soruşturma ya da bir hukuki kovuşturma söz konusu olması lazım. Arkasından gerçekten böyle bir şey var mı yok mu nihayetinde ortaya çıkacak. Yani iddialar dediği şey bu herhalde çünkü bir iddialar var diyor, bir takım iddialar var diyor, ihmaller var diyor. Herhalde bu. Abi telefonumuz var, biz önce telefonumuzu alalım. Tamam. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba Ufuk Bey. Merhaba. Ben Tevfik Gürel size... iyi çalışmalar diliyorum. Programınız çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok güzel ve temiz duygularla program yapıyorsunuz. Konumuz da bu akşam sanırım üniversiteyle ilgili. Evet. Yanılmıyorsam programımıza da yeni televizyonumu açtığım için tam da vakıf değilim sizin gündeminizdeki tartışılan hususlarda. Evet Sayın Yücel Acar'la ilgili konuşuyorum. Ben Sayın Babacan'ı çok seviyorum. Bakmayın bazı dönem Babacan'a bu kayıp elektrik kaçaklığı şeyle ilgili Allah'ım bizlerden parayla ilgili bir ara sıra böyle mağduriyetimizi söylüyoruz. Onun hoşgörüsüne istinaden zaten. Biz de seviyoruz. O da sonuçta Çanakkale'nin bizim sevgili abimiz olduğu için söylüyoruz. Neyse ben onunla ilgili bir sorun değil de üniversitemizde bizim 4 yıllık fakülte mezunları yüksek lisans yapacağı zaman yüksek lisans sınavını kazanıyorlar ya. Evet. Yüksek lisansa başlıyorlar. Başladıkları zaman çeşitli kendi mesleklerine göre onlara tezler sunuluyor. Sen şu gruptasın, sen şu grupta tezin hazırla şeklinde bilim adamı statüsünde onlara bir branş veriliyor. Ben onun branşını açıklamayayım. Sonuçta bir durumla bir karşı karşıya olduğumuz bir husus var ama onu açıklamak istemiyorum. Sonuçta bu çocuklar bu yüksek lisansını yaptığı zaman da başarıya ulaşıyorlar bir bilim hususu hakkında. Evet. Şimdi keşfettikleri o ürünü
üniversitenin içinde bir birim yetkilisi çıkıyor ki öğrenciyi adeta safına almadan, yanına almadan bu ürünü üniversite olarak biz yaptık, ben yaptım şeklinde basın açıklaması yapıyorlar. Şimdi bu basın açıklaması öğrenciye o kadar şık görünen bir şey değil. Öğrencinin bilim irfan konusundaki çalışmasını biraz daha öğrenci üzülüyor bu konuda. Böyle durumların hasıl olmaması gerekir. Bir ikincisi de bir sorum daha var. Bu araştırmalarını yaparken üniversitemiz alet edevat konusunda ve ham madde konusunda, özellikle kimya diyelim, hadi bunun ismini kimya koyalım. Evet. Kimya laboratuvarlarında bu öğrenci zaten 4 yıllık ailesi bunu okuturken ekonomik durumda epey erozyona uğramış şekilde dar aile kesiminin çocukları bu iş lisansta yapıyor, kabul edelim. Üniversitemiz ham madde temin etme konusunda bir bütçe ayırması lazım. O bütçe eksikliğini biz hissettiğimiz için Ufuk Bey, inanın burada epey bir eksiklik gördük. Bunun anti propagandasını yapma anlamında değil, yapıcı olarak buna bütçe ayırmaları gerekir. İleriki günlerde, daha ileride programlarda eğer teşhir edelim bu oğlumuzun yapmış olduğu bu ürünün, kim bunu ulusal basını toplayıp da üniversite olarak biz bu işi ürünü çıkardık, seri imalata geçeceğiz şeklinde bunu işimi açıklayın derseniz, eğer rektör bey de bunu açıklayın derseniz, rektörün huzuruna geleceğiz, rapor niteliğinde bunu açıklamaya hazırız. Ama bu bir şov yapma şeklindeki bir düşüncemiz değil. Ufuk Bey, programlarınızı çok seviyoruz. Bütün katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Babacan'ı da bu kayıp kaçaklar konusunda üzdüsek de artık Babacan'a bırakıyoruz. Özür dileyelim. Çünkü o da bizim Çanakkale'miz abisi. Çalışmaları nasıl gidiyor bilmiyorum. O da dertli bu işte. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Babacan da bu işten dertli. O da onu ilave ediyor. Hepimizin derdi aslında bu kaçak elektrik sorunu. Peki, teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar. Evet, önemli iddialar var. Demek ki aslında bir mağdur Tevfik Bey de. Anladığım kadarıyla kendi çocuğu tarafından mağdur edilmiş durumda. Kimya laboratuvarlarında ham madde eksikliği var. Biz aileler olarak temin ediyoruz demeye getirdi aslında. Demek ki aslında tam konuştuğumuz konu, hani eğitim konusunda bir eksiklik var mı? İşte Sayın Babacanoğlu da dikkat çektiği gibi. Demek ki hakikaten bir takım maddi imkanlar başka yönlerde kullanılıyor herhalde. Sayın Acar da aslında dikkat çekti. Bina yapmakla eğitim olmaz dedi konuşmasının bir yerinde. Bina ile övünmek eğitim sisteminin içerisinde yok, böyle bir şey dedi. Tam zamanı şimdi, orada yeni bir yönetim var. Yardımcıları yeni göreve gelmişler. Bununla ilgili ilgili mercilere bir müracaatta bulunursa acilen tedbir alırlar. İçin diyorsunuz değil mi? Tam, evet, tam. Evet, tam zamanı, dediğiniz gibi tam zamanı. Evet, Sayın Tuna, size kalmıştık. Evet, Tevfik Bey, tabii evladının derdi de dertleniyor doğal olarak. Tabii bir öğrencinin emeği üzerinden gerçekten hani reklam yapılmaması lazım. Eğer bir değer ortaya konduysa ve öğrencinin de bu değerde çok ciddi katkıları, emeği varsa zaten öncelikle onun onur edilmesi lazım. Bunun bir tanıtımı varsa, tanıtımı yapılıyorsa öğrencinin de orada bu emeğin zaten bizatihi kendi sahibi olarak da anlatılması, tanıtılması lazım diye düşünüyorum. Evet, muhakkak eksiklikler vardır. Anlattığı şeyler vuku bulmuştur ki derdini zaten burada televizyonda dile getiriyor Tevfik Bey. Evet, doğrudur. Sadece bina yapmak değildir muhakkak. Altyapıyı yapmak çok önemlidir. Ama altyapıdan ziyade geçen televizyon programında da bahsettiğimiz gibi üniversitenin içini doldurmak, içeriğini doldurmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü bilimsel çalışmaların yapılması, işte atıfa girebilecek çalışmaların yapılması, indekslere girecek çalışmaların yapılması o anlamda önemlidir. Tabii kimya laboratuvarı içinde o malzemelerin bulunması, tedarik edilmesi olmazsa olmazlardandır. Ama işte üniversite içerisinde sen-ben kavgaları başlarsa, sadece işte belli yerlerde belli mevkili ve işte şu gelsin, bu gelsin, hatta kayırılsın noktasında belli şeyler söz konusu olursa, o zaman siz bilimi bir tarafa bırakırsınız, sürekli belli hesaplar içerisinde bir şeyler yapmaya başlarsınız. Ha, eğer Sedat Hoca'nın dönemiyle ilgili olarak işte
paralel yakıştırması işte yapılıyor. Ve Yücel hocamıza konuşmada benim çok dikkatimi çekti. Yani paralel vurgusunu çok sıklıkla dile getirdi. Bu çok önemli bir bence açıklama. Çünkü bundan sonrasında nasıl bir yol haritası izleyeceğinin bir anlamda ipuçlarını konuşması içerisinde vermiş oldu. Yani efendim bir dönem yaşandı, işte biz yeni bir dönemdeyiz, biz devam edeceğiz demedi. Geçmiş bir dönem var. Bu dönem içerisinde işte akademisyenler veya üniversite içerisindeki insanlar, hatta şehirle ilişkiler, işte zarar gördü, sıkıntı yaşadı ve biz bunun üzerine gideceğiz. Bunu yaparken de işte adli soruşturmalar dahil olabilir, idari soruşturmalar olabilir. Bunları adım adım ortaya çıkartacağız dedi. Tabii benim temennim, naçizane bunu yaparken de işte karşımızda bir, dediğim gibi, bir paralel yapılanma. İşte ben bunun çok böyle somut bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kişilerden kaynaklı yapılanma vardır. Menfaat birliktelikleri vardır. Belki ideolojik, belki biraz daha fikirsel yaklaşımlardan kaynaklı olarak bir birliktelik söz konusudur ama çok böyle somut bir şeyle ben karşılaşabileceğimizi açıkçası zannetmiyorum. Yani grupsal hareket yoktur diyorsunuz veya tahmin etmiyorsunuz. Vardır ama yani bu paralel yapı olayı hala hazırda hani dillendirilen fakat ne yürüyü tam manasıyla ortaya konulamayan bir şey. Bunun ortaya konabilmesi için bir hukuki süreç lazım. İşte geçtiğimiz bundan yaklaşık iki hafta öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi yine paralel yapının işte araştırılmasıyla ilgili bir soru önergesi vermek istedi. AKP reddetti. Ya madem bunu mecliste ne olduğunu tartışalım, komisyonlar kurulsun, komisyonlar gerekli yerlerden bilgilerini alsın, üniversitelerde, devlet kurumlarında, çeşitli kuruluşlarda araştırmalarını yapsınlar. Evet, böyle bir paralel yapılanma vardır. Bunun başında şunlar şunlar vardır, içerisinde bunlar vardır. Yani fiktif bir, herkesi suçlayıcı bir şey yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Varsa gerçekten araştıralım, neyse ortaya koyalım. Şimdi üniversite içerisinde dediğim gibi bu dönem farklı bir dönem olacak. Ben özellikle Sayın Yücel Acar Bey'in işte uluslararası hukuk konusunda uzmanlığı dolayısıyla da, hukukçu olması dolayısıyla da bu tür konulara hassasiyetle yaklaşacağını inanıyorum. Söyleminde dikkatimi çeken bir hususlar vardı, yasalar vardı. Fakat yasanın üstüne bir de hak ve adalet vardır dedi. Bir üst hukuk vardır dedi. Umut ediyorum bu noktada değerlendirip üniversite içerisinde bir cadı yaşanacağını ben düşünmüyorum. Çok daha itidalli bir şekilde davranacağını ama geçmiş dönemden kaynaklı veya haksızlıklar var ise bunun üzerine de ben ciddiyete gideceklerini bu dönem içerisinde düşünüyorum. Paralel yapıyla ilgili ilginç bir şey söyledi Sayın Tuna. Yani Adalet Kalkınma Partisi içinde bulunanlar paralel yapıyı aslında biliyorlar. Kimin paralelci, kimin işte paralelci olmadığının farkındalar ama biz şimdi bu yapının da işte partinin de dışında olduğumuz için hakikaten Sayın Tuna'nın işaret ettiği gibi kim paralelci, kim değil biz bilemiyoruz. Dışarıdan baktığımızda bunu anlamamız olanaksız görünüyor ve şimdi kimi işaret ederse Adalet Kalkınma Partisi paralelci diye biz de bakıyoruz o paralelciymiş demek ki diyoruz. Şimdi böyle de bir durum var. Hani Sayın Tuna diyor ki ya bunu bir ortaya koysunlar bilelim kimler şimdi paralelci, kimler değil. Bu işin yavaş yavaş çivisi çıkmaya başladı. Bülent Arıncı paralelci, birazdan ona geleceğiz de bu bağlamını olsun, şimdi söyleyeyim. Olsun yapalım tabii. Bülent Arıncı paralelci ilan edilebildikten sonra bu memlekette herkes yani paralelci ilan edilebilir. İşin bir boyutu böyle. Evet. Ama öbür taraftan da işte üniversite sınavlarında bilmem kaç yüz tane kişi birden karı koca olmak üzere tam puan almış. İşte 600 tanesi memuriyet kademelerine girmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. Dolayısıyla ha böyle bir şey var. Bugün Yücel Hoca'nın dediği şey yani bugünlük yarınlık bir şey de adalet çerçevesinde ve bu uzun soluklu bir şey. Araştırma somut delillere dayanacak. Fakat rektörümüzün dediği dört defa vurguladığı bir şey var. Yönetimde. Yani yönetimin değişmesi durumunda yani diğer öğretim elemanlarının o paralelcilerle bir miktar bir de şöyle bir fren mesafesi bırakmak lazım insanlara. Bu memlekette herkesin uzaktan yakından, herkesin demeyelim de birçok insanın diyelim. Birçok insanın bu yapıyla uzaktan yakından bir teması oldu. Ne yaptı bazıları? Öyle mi? Ha demek ki hükümet bir şey dediğine bir bildiği var dedi. İlişini kesti. Bir kısmı efendim bir ay sonra kesti. Bir kısmı bir sene sonra kesti. Bir kısmı hala kesmiyor olabilir. Hala inanmıyor olabilir ama insanlar yavaş yavaş pozisyonlarını belirlediler. Aynı durum üniversite için de söz konusudur. Yani adam bir zamanlar beraber yürümüş, inanmıştır, iyi şeyler yaptıklarını düşünmüştür. Sonra bugün artık bunca mesele ortaya çıktıktan sonra hani casusluk iddiaları ortaya atıldıktan sonra emniyette, poliste bir sürü tipte
yerleşmeler, efendim başbakanın telefonlarını, böyle Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın telefonlarını dinleyen bir şebeke ortaya çıktıktan sonra herhalde hala olsun canım ne var bunda diyecek insan sayısı azalmıştır. Ama bu fren mesafesi dediğim bununla ilgilidir. Dolayısıyla yönetim değişti mi aşağıya doğru herkes kendine bir hiza verir, terazi tutar diye düşünüyorum. Buradan hocanın hukuk vurgusunu tekrar bu manada önemsediğimizi hatırlatmak isterim. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldatıldık sözü o zaman buradan geliyor. Siz diyorsunuz yani aslında herkes mutlaka paralel dediğimiz yapının içerisinde veya onlarla işbirliği içerisinde oldu ama yapının işte gidişatı ve izlediği yol ortaya çıktıkça ve iki yol ayrıldıkça tarafını belirleyenlerle tarafını hala aynı safta tutanlar arasında bir fark oldu diyorsunuz. Cumhurbaşkanı da aldatıldık dedi. Bu noktadan yola çıktı o da. Harp akademilerinde yaptığı konuşmada birçok askeri personelin, emekli kişilerin, askeri emeklilerin tutuklanmasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Ama bu aldatılmıştık çok doğru bir şey mi? Yani ülkemizin son 13 yılında tek başına iktidar olmuş bir parti bu 13 yılı yaşarken aldatılmış bir hükümet düşündüğümde korkunç bir durum gözümün önüne geliyor. Çok doğru bir şey gelmiyor. Ya doğru da bak şöyle bir durum var. Şimdi belgelerle çıkan bir adam var bir sürü belgeyle. Bu belgelerin içinde dijital ortamda yükleme yapılmış CD'lerden ve belge üretilmekten bahsediliyor artık bugün için. Bilmem kaç numaralı CD'den 7 midir numarasını yanlış söylerim. Bunlarla ilgili savcılar hemen dava açıyor. Bunlarla ilgili bir bakıyorsun gazetelerde ertesi gün veya işte onun önünde sonunda basın burada, emniyet burada, savcılık burada. Elde belgeler var. Yani bunun farklı bir şey düşünmek mümkün değil. Evet hepimiz beraber böyle acaba ne oluyor dedik. Üstelik de darbe yapmaya kalkan bir yapı var. Yani darbesiz bir memleket değil bizim ülkemiz. Hani başka bir ülkede olsa da bunlar ya canım darbe mi olur bu zamana kadar darbe mi oldu memlekette de şimdi olacak diyelim. Darbeler oldu. AK Parti iktidara gelince de oldu. Veya en azından sanal darbe işte genel kurmayın internet sitesinde oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldu. Yani AK Parti'den hoşlanmayan bir yapı var. Sonra bakıyorsunuz memleketin hakimi, savcısı, gazetesi, matbuatı delil üreten elemanları hep beraber olmuşlar bir şey yapıyorlar. Bunu anlamak bayağı bir zaman aldı. Yani bu darbeden kastınız 17 Aralık. 17 öncekilerden diyorum. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde sonra yapının darbe girişimi. Yapıdan önceki darbe girişimi. Askeri vesayet üzerinden söylüyorum. Askeriyenin darbe yaptığı bu ülkede çok görüldü. Yani yapacak gücü vardı. Paralel yapı dediğimiz yapının hani yok, nasıl bu söylediklerim şeyle ilgili. Aldatıldık sözüyle ilgili. Yani nasıl insan aldatılıyor? Bunlarla diyorum. Yani darbe yapmaya meyyal bir askeriyemiz var. Bundan önce darbeleri var. Yine darbe yapacaklar diye ortada bazı deliller ve üretilen bazı deliller var. Bazıları üretilmiş ama bazıları da var. Sonra savcısı, emniyeti, matbuatı her şeyle beraber yani acayip bir kumpas diyelim artık bunun için kurulmuş ve aldanmasaydık keşke ama olan bir şey yani. Aldatıldık dedi Cumhurbaşkanımız. Yani, ben de diyorum ki yani bunları görünce de aldanmasaydık keşke ama bunlar da hani aldanmaya sebep olan hakikaten çok böyle iç içe geçmiş yapı ve bir örgütten artık bahsediyoruz. Ama benim yani işaret ettiğim şu yani aldatılan hükümet, aldatılan o dönemin başbakanı, aldatana baktığım zaman bir paralel yapı dediğimiz yapı aldatan bir cemaat, siz cemaat lafını aslında burada kullanmak evet, istemiyorsunuz ama bir paralel diye biz de öyle gidelim, paralel yapı aldatıyor. Ama hükümetin herhangi bir yapıdan istihbarat alması mı yoksa İçişleri Bakanlığı bünyesinde MİT'le beraber mi bu istihbaratı alması mı gerekir? Hükümeti aldatan bir yapı nerede bu yapı? Nasıl bir yapıdır bu? İçişleri Bakanı ne iş yapar? MİT ne yapar? Müsteşarlar ne yapar? Daire başkanları ne iş yapar? Neredeler? Ben anlayabilmiş değilim. Yani şimdi daire başkanlarının yazdığı kitapları bir bir okuyorum. Ya hepsi kukla gibi adamlarmış aslında. Şimdi kendi kendilerine ele veriyor yazdıkları kitaplarla.
bu şekilde yönetildiğimiz bir 13 yıl var. Tek başına iktidar olan bir parti. Yani çok doğru bir şey yapmamışız aslında millet olarak. Tek başına yani bir partiyi böyle bırakmakla. Tabii çok konuşulabilir, konuşuldu. O İN diye bir daire başkanı. O var, evet. Hanife Avcı'nın kitabı var. Hanife Avcı gibi bir adamı. Adamlar 11 defa memuriyetten men cezası aldırmışlar sonuç itibariyle. Sırf bu işi deşifre ettiği için. Yani nasıl yapıyor? Delil üretiyor. Adamın bilgisayarına virüsle program yazılmayan kitapla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Gidiyor yakalıyor. Böyle bir yapı var. Bu yapı yani bir kullanalım şimdilik bu tabiri tırnak içinde. Bu cemaat yapısı değil bu. Bu büyük bir istihbarat örgütünün dış menşeli bir istihbaratın kucağında ancak yapılabilir bunlar. Ve dolayısıyla Türkiye'nin menfaatine olmayan bir yapıdır sonuçta. Bu yüzden hükümet bununla mücadele ediyor. Bu yüzden hala bunda bir şey yok. Biz işte cemaat faaliyetleri yapıyoruz filan diyenlerin artık gözlerini açması lazım. Evet, birçok insan bundan habersizdir. Piramidin üzerindeki insanlar haberlidir bundan. Bir tür bu paralı veya istihbaratın kucağında olan insanlar. Altında da onlara iyilik ediyorum diye kurban bağışlayan, efendim sadakasını, himmetini onlarla beraber paylaşan insanlarımız var. Dolayısıyla fren mesafesi dediğim bu. O yüzden cemaat lafı ile ilgili hep baştan beri bir rezerv koyuyorum. Ama artık hepimizin gözü açıldı. Dolayısıyla bu yapıdan kendimizi ayıklamamız lazım. Ben Tuna ile hemfikirim. Sizin gözünüz açıldı kabul de bizim gözümüz hala kapalı, tanıyamıyoruz. Evet. Ne diyorsunuz Tuna, ikna oldunuz mu? Galiba bizim biraz daha geometri çalışmamız gerekecek lazım. Lise yıllarına dönüp. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Hani diyorlar ki işte efendim bu sadece bir paralel ya da bir cemaat olayı değil. Bu büyük bir istihbarat olayı. Böylesi daha büyük bir acı. Çünkü 13 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Demek ki 13 yıl süresince yaklaşık ya da hadi 12 yıl içerisinde diyelim. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi göz göre göre aldatılmış, başka bir ülkenin ya da başka ülkelerin istihbarat teşkilatları tarafından yönlendirilmiş ve bunu yaparken de kendi ülkesinin subaylarını içeriye atmış, yıllarca onlara eziyet etmiş. Aileleri yani ayrı acılar çekmiş. Oldu. Kendisi çünkü bunu tabii. Cumhurbaşkanımız kendisi ikrar ediyor. O yüzden bunu söylemekte beis görmüyorum. Aileleri bin bir türlü acılar yaşamış, acılar çekmiş. Ve bu süreç içerisinde şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemin savcısı olmuş. Bunu söylemiş. Ben bu davanın savcısıyım demiş. Şimdi dönüp bakıyorsunuz. Ne oldu? Yani şu yolsuzluk olayları olmasaydı büyük ihtimalle gene kol kola diz dize büyük ihtimalle yürünecekti. Yolsuzluk olayı patladı. Yolsuzluk olayını biz yolsuzluk diye ifade ediyoruz. Pardon. Aynen ama tabii ondan öncesi müdahale. Ondan daha bir girişimi var. Ondan öncesi var. Bak ondan önce dershanelerle ilgili dershanelerin kapatılacağı yol ayrımına gelindi. Yani bu 17 Aralık'tan önceki. İşaret etmek lazım. Tabii, haklısın. Bu önemli. Bu önemli. Yani bu kilometre taşlarından biri. Dershanelerle ilgili şey. İlk ondan Oslo. Önce onun bir şey daha var. Oslo var doğru. Evet, Oslo'yu da söyleyelim Oslo. Kilometre taşları olarak. Yani devletin istihbaratı devlet adına bir şeyle problemle baş etmeye uğraşıyor. Yani kendi kendimize bu işi çözelim, başkasını karıştırmayalım. Diyor ki siz gelin bakalım bir hesap verin bundan diyen bir örgüt var. İkincisi kilometre taşlarından birisi bu dershanelerden önce. Genelkurmay Başkanı içeriye atıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bu ne oluyor sözünü ilk defa o zamanlar kullandı. Yani olmaz böyle bir şey dedi. Yanlıştır. Yanlış buluyorum dedi. Bu da bununla ilgili. Aslında 2004 yılından beri Milli Güvenlik Kurulu'nda bununla ilgili bir şüpheye girilmiş ve izleme başlamış. Ama yapı kendini çok iyi gizlemiş ve hükümette her kademesindeki elemanlar da dindar bir görünümü var. Mesela Fethullah Hoca yani şunlar öncesinden böyle bir adam böyle bu örgüt desen başka bir şey demesen şu FETÖ deyiversen adama
Adamdan seni döverler yani. O kadar saygın bir insandı. Ama artık şimdi başladı millet işte şöyle oluyor böyle gidiyor. İnanılıyor, güveniliyor. Dolayısıyla öyle olduğu zaman aldanmak daha çabuk gerçekleşiyor. Sen ondan bir şüphe duysan, ya bunlar tekin adamlar değil, her ihtimali göz önünde bulundurarım desen böyle şeyler gelmeyebilir. Dolayısıyla ben olağan şey diyorum. Nitekim en çok mesela Bülent Arınç, gene birazdan çok konuşacağız kendisinden. Kozmik Oda ile ilgili konularda mesela Bülent Arınç açık bir adamdır. Biraz sonra söylediklerinde de görülecek. Beni aldatmış olabilirler diyor. Yani işte o odaya girmek için beni kullanmış olabilirler diyor. Doğrudur. Oradan elde ettikleriyle başka işler de yapılmıştır. Aldanma bunlarla ilgilidir. Güvenden kaynaklanıyor. Demek ki çok fazla kim olursa olsun devlet işlerinde güvenmeyeceğim bunu. İşte anlamak, o, ifade demin söylediğiniz lazım. O İn isimli kitapta Reza Zarrab'la ilgili ben takip ediliyorum diyor. Merak etme bizden diyorlar. Sonra ikinci arabayı fark ediyor Reza Zarrab. İkinci araba var diyor. O bizden değil diyorlar. Onu takibe tekrar alıyorlar. Üç araba birbirini takip ediyor. Üçüncü ortadaki araba beni de takip etmeye başladılar deyince bir dördüncü araba da ekleniyor. Yani devlet işi gücü bırakmış. Aslında birbirini takip etme derdine düşmüş. Sayın Tuna'nın şeyi yaptığı, işaret ettiği buydu aslında. Zafiyet hani devlet işleriyle uğraşmayı değil de birbirleriyle uğraşma noktasına kadar gelmiş. Bu sefer ne olmuş? İşte bizim yönetimde de büyük zafiyetler oluşmuş. Şimdiki dertlerimizin birçoğu aslında birikti. Geldiğimiz noktada patladı gibime geliyor. Şöyle şunu söyleyeyim. Ya iş bunlar hepsi zor işler. Yani hem İran'la işte doğalgaz parasını bilmem altın olarak ödeme işi normalin dışında bir iş. Yani doğası gereği gizli duyurmama gereken bir iş benim kabul ettiğim. Yani siz oraya mal tedariki yapıyorsunuz ya da işte ambargo uygulandığından dolayı başka bir ödeme yolu buluyorsunuz. İki, Oslo'da bir örgüt şeyiyle, elemanlarıyla işte görüşüyorsunuz. Oradan sonra artık İmralı'ya kadar getiriyorsunuz bu işi. O da zor bir süreç. Yani gizli yürütülmesi gereken. Dolayısıyla diğerlerinin de yok ne oluyor bakalım açığınızı bulalım diye yani kendi başlarına yapamayacakları başka istihbaratların bu anlamda müdahil oldukları bir olay olarak görmek lazım. Yani bu iş açıktan yürütülen şu günkü pozisyonda olsa bunda istihbaratlı bir şey yok. Paralel örgüt niye baksın İmralı görüşmelerini niye izlesin? Ama o zaman öyle değildi. Veya banka yoluyla ödemeler yapılıyor, ambargo filan da yok. Zaten hükümet de o zaman öyle verecekti. Burada bir şey çıkmaz. Dolayısıyla takip ettikleri işin mahiyeti itibariyle gizli olması gereken bir şey. Yani bundan, ben hep bundan önceki zamanlarda da söyledim. Ben asla 17-25 Aralıklarla ilgili konularda Rıza Zarrab boyutundaki şeylerin, adam zaten parasını aldığını da söyledik. Ambargo delmek için ve ucuz İran'dan doğalgazı almak ve Anadolu'nun her tarafına bunu kullandırmanın yolu seçilmiş. Başka türlü başka bir yerden gaz vermek ve makul fiyattan tedarik etmek mümkün olmadığı için herkesin yaptığını, İran'la herkesin, her ülkenin yaptığını bizim ülkemiz de yapmış. Ama diyor ki sen yanlış yaptın, işte paralar çıktı, kasalar, bilmem altınlar filan diye bir muhabbete girildi. Doğru yaklaşım değildi. Bu ülkemizin bu kadar ayını da işte paralel yapı bunlarla yazık etti. Bir sürü şeyler konuştuk bu bapta. Şimdi devletin yaptığı, sizce hükümetin yaptığı doğru mu yani İran'da böyle bir ticarete girmiş olması? Şöyle, yani doğru olan yasal yok. Ama bunu diyorum ya, Amerika kendisi yapıyor. İngiltere'nin kendisi, bilmem Rusya'nın kendisi yapıyor. Herkes İran'la bir şekilde bir alışveriş yapıyor el altından. Herkes yapıyor. Siz de yapıyorsunuz. Ha doğru mu değil. Ya şimdi ben doğru değil derim. Doğru değil. Gene de yaparım. Yapıyor, yapmakla. Şu anda da yapılıyordur gene. Yapılsın. Peki bizim hukuk sistemimize göre işte kanun dışında hareketli bulunmak cezai müeyyideler gerektiriyor. Bunu işte kanun dışı harekette bulunan birisi savunmasında bir başkası daha yaptı diyerek yapabilir mi? Ceza almamayı isteyebilir mi? Nasıl zaten olacak? Paralel yapı bundan dolayı sıkıştırıyor. Yani bir mecburluk ülkeye bunu ucuza mal etmek için bir ambargoyu delmenin yolunu arıyorsunuz.
Öteki de diyor ki tamam şimdi yakaladım sizi. Yani hükümet gayrimeşru davranmış, vatandaş davranmış ama yani. Yani gayrimeşru lafını tam kullanmanın doğru olmayacağını düşünürüm. Yani. Nasıl ifade edeceğiz? Evet, ifadede zorluk çekilen bir durum. Ben diyorum ki hepsinin yaptığı bir şey, herkesin yaptığı görünmeyen, yasal olmayan yollardan bir mal tedariğidir yapılan. Ondan dolayı köşeye sıkıştırmaya çalışılan bir hükümet var. Dolayısıyla bunları herkes anladı Türkiye'de artık. Yok, konusuna fazla gitmek de istemiyor. Şimdi ben de paralelci falan derler. Derler. Korkmuyor da değilim yani. Evet. Şimdi kim bu... paralelci kim değil bilemediğimiz için sizin de dediğiniz gibi. Yalnız çok enteresan. Şimdi az önce Vektör Bey dedi ya, hani geçmiş dönemle ilgili işte araştıracağız. İdari, evet. İşte hukuki soruşturmalar yapılacak. AKP dönemiyle ilgili de olacak olan bu. Hem idari hem hukuki soruşturmalar yapılacak. Ve AKP döneminde sadece ulusal hukuk bir anlamda çiğnenmemiştir. Uluslararası hukukta defaeten pek çok mevzuda çiğnenmiştir. İvan konusu da bunlardan bir tanesidir. İşte efendim biz İvan'dan para getireceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Devletler sözler üzerine konuşmazlar. Devletlerin yazılı kuralları olur, anlaşmaları olur, sözleşmeleri olur. Bunlar üzerinden devam edersiniz. Bunun haricinde bir şey yaptığınız zaman, kişiler üzerinden işlemleri yürütmeye kalktığınızda bu kişilerin sizin başınıza neler açabileceğini kestiremezsiniz. Gerçekten ne kadar legal çerçevede kalacağını, ne zaman gayrimeşruya gideceğini ya da kendi menfaatleri için neler yapacağını kestiremezsiniz. İşte kestiremediğiniz noktada Rıza Zarrab gibiler ortaya çıkar. Kestiremediğiniz noktada bakanların kolunda 700 bin liralık saatleri görürsünüz. Yaşanan tamamıyla budur. Evet, tabii İvan konusu, belki biraz sonra Yemen konusuna falan gireriz. Onunla ilgili de ufak belki konuşuruz daha sonrasında ama şu an İvan'da da çok da iyi değiliz. Yani devletler arasındaki ilişkiler böyle her zaman çok süt liman olmaz. İşte o konuda ilişkiniz iyidir. Fakat bir anda işte Yemen konusunda İvan farklı bir taraf takınır. Siz farklı bir taraf takınırsınız. O zaman ne olacak? Sözleşmeleriniz yok, anlaşmalarınız yok. İşte o zaman Zarrab ne yapacak? Avayı bulabilecek mi, bulamayacak mı? Yani bu kişilerle kain bir çerçeve çizilmez uluslararası ilişkilerde devletler arasında. O anlamda ben çok da açıkçası doğru bulmadığımı tefaten ifade ediyorum. Sadece bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yani onun yasal prosedürleri tamamlanır, tamamlanmıştır. Yani altın olarak ödeme, işte Zarrab'ın kendine ait olan paralar işte mahkeme kararıyla faiziyle beraber iade. Yani yasa şeye baktığın zaman prosedürde bir eksiklik olmadığı belli oluyor. Yani faiz de verdi devlet. Faizi de verdi tabii. Devlet faizini de verdi. Yani baktığın zaman para adamın aldı parasını gitti. Altın girdi çıktı. Yani dolayısıyla bunlarda hırsızlık var. Yaygarasını paralel yapı kopardı. Mahkeme, Türkiye mahkemeleri dedi ki adamın parası alsın gitsin alın faiziyle beraber dedi. Yani burada hesap sorulma bakımından hükümeti sıkıştıracak iktidardan hani ne zaman gideriz daha uzun süre kalacağız inşallah da ondan sonraki arkamızda araştırdıklarımda bu tür şeylerin bulunacağını hiç ihtimal vermem. Onlar şeye uydurulmuştur yasal çerçeve oturtturulmuştur o konuda. Onu çok güzel yapıyor AKP. Gerçekten bir ama bunda bir şey yok zaten. Söz konusu olduğunda hemen bir yasal düzenleme. Yani bir vardır. Şey yapılıyor. Arkasından yasal düzenlemeyi nasıl kurtarabiliriz kendimizi? Ya yani bunun üzerinden bir devlet yönetimi yapıyoruz. Şimdi buraya bir doğalgaz alıyorsunuz. Türkiye'ye doğalgaz İran'dan doğalgaz alıyorsunuz. Yani belli bir yerde de tutuyorsunuz. İnsanlara işte bugün genel açıklama yapıyor. Zam yapılmayacak diyorsunuz. İran'a ambargo ile ilgili bir durum var. Onu da böyle bir yoldan deliyorsunuz. Herkesin yaptığını yapıyorsunuz. Ben yani bütün ülkelerin bu noktada peki, işler peki, yaptıklarını peki, tahmin kabul, ediyorum. Kabul edeyim hadi yani etmeyeceğim de edeyim. Şimdi bakanlarımız görevleri gereği madem ki öyle böyle bir yol izlenmiş bu işin içindeler. Başbakan görevi gereği bu işin içinde. Reza Zarrab ticaret yapıyor, para kazanıyor. Bu işin içinde. Peki değerli bakanlarımızın sevgili çocukları bu noktanın neresindeler? Niçin onlar varlar? Madem ki öyle Oslo görüşmelerine MİT katılıyorsa bu işte MİT ayarlayamaz mıydı? Gizli bir şekilde güzel güzel paraları taşıyamaz mıydı? Bir banka müdürü bu işin niye içinde? Banka müdürüne ne kadar güvenilebilir? Ben çok da doğru bulmadım. Yarın öbür gün bu bakan çocuklarımız bu iş için bayağı mesai harcadılar, ter döktüler.
Onlara da bir ücret ödememiz gerekecek mi? Ulus olarak bilmiyorum. Ben çok doğru bulmadım bu işi. Ya olabilirsiniz. Doğru bulmuyor olabilirsiniz de. Şimdi bunları geçtiğimiz şeylerde oldukça konuştuk. Şimdi bunlar bir algı operasyonunun sonuçları demiştik o günlerde. 17 ve 25 Aralık'takiler. İşte bakanların çocuklarıyla aslında bir savcı var. Adını biraz karıştırırsam olurum. Celal Kara. Celal Kara hedef başbakandı dedi. Evet dedi. Hedef başbakandı. Yani çocuklardan gitmek istenen yer başbakandı. Dolayısıyla işte 7 Şubat Hakan Fidan bilmem şeye çağrılma meselesinin arkasında hükümeti bakanları itibarsızlaştırma. Ha bu arada saatle ilgili kimsenin vicdanına sığmadığını o zamanlarda da söylemiştik AK Partililer. Ama bunun dışında çocuklarla ilgili olan konunun başbakana gitme bir operasyon olarak kullanıldığını bilelim. Çocukların bulundukları mekanlardan çıktı paralar. Yani çocuklar bu işin içinde niye vardılar? Hani bu kadar masum, işte herkesin yaptığı bir iş değilse çocuklar niye bu işin içindeydi? Hani böyle ailece yapılması mı gerekirdi? Algı operasyonu diyorum. Yani aslında çocuklar yapmadı o zaman. Evet. Ama çocukların bulunduğu mekandan çıktı. Onların üzerinden çıktı paralar. Yani onlarla ilgili soruşturmalar nedir, ne kadar nereye kadar gittiğiyle ilgili yani şu an itibariyle bilemiyorum. Benim söylediğim başbakanla ilgili, başbakana gitmekle ilgili en yetkili yani bu soruşturma yapan elemanın verdiği beyanata dayanıyorum. Hedef başbakandı bu noktada diye. Bütün ondaki alttaki operasyonlarında bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki buradan tekrar Çanakkale'mize dönelim istiyorum ben. Adalet Kalkınma Partisi'nin sivil toplum kuruluşlarına oylamaya çağırması ve mecliste hangi Adalet Kalkınma Partili adayları, aday adaylarını görmek istersiniz diye sorması vardı bu hafta, geçtiğimiz hafta. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Sayın Babacanoğlu? Siz o oylamada bulundunuz. Bulundum. Bildiğim evet. Kadarıyla izlenimleriniz nasıl oldu? Var mı bununla ilgili bir haber, görüntü bir şey? Görüntü var arkadaşlar, verecekler, biz konuşurken verecekler. Öyle mi? Yani şey yok, bir röportaj. Çünkü zaten içeriye şey sokulmadı, kamera sokulmadı. He, anladım. Evet. Şimdi ben güzel buldum. Sivil toplum kuruluşlarının AK Parti'nin adayları ile ilgili görüş beyan etmeleri. Bir kere sanırım 1300 kişi civarında oy kullanmış. 1800 diye duydum. Öyle mi? 800 mü? Ben duydum. Sanki 1300 gibi kalmış aklımda. Eğer öyleyse 1800 kişi ise. Ben de çok iyi bilmiyorum. Daha da iyi. 1800 kişi oy kullanmış ama herhalde davet edilen, bütün ilçelerden aranan, başkan veya üye bazında aranan insanların sayısı herhalde 10 binle filan ifade etmek lazım üye yönetim kurullarında. Evet. Şimdi Çanakkale'nin sivil toplum kuruluşu dediğimiz gerçekten önder insanlarının bir gaye uğruna bir araya gelmiş sivil inisiyatifin 10 bin tane üyesinin AK Parti ile ilişkilendirilmiş olması önemli bir gelişme. Yani bizim AK Parti'de şu arkadaşlarımızdan yani bizim 33 adayımız var. İşte bunlardan hangisini milletvekili olarak görmek istersiniz denildiği zaman siz gitmişsiniz. Gitmedim abi. Gitmediniz mi? Davet edilmişsiniz. Davet edildim. Evet. Ben de bir dernek başkanıyım çünkü. Ama ne kadar etik beni davet etmeleri, o da bana çok şey geldi. Çünkü ben de bir aday adayım. Olsun, aday adayı olarak yani. Hiç etik sizi davet şey ederseniz biz de giderdik sizin. Teşekkür ederim ama etik bunun, bir durum değil ama. Yok, ben güzel buluyorum. Neden etik bulmadığınızı dinlemek isterim sizden birazdan da. Bu ilk defa yapılıyor. İlk defa. Şimdi ada bizim arkadaşlarımızın içinde, ya nasıl diyelim arkadaşları tanımlarken, hani koyu muhafazakar diyelim birazına.
biraz da muhafazakar demokrat diyelim. Yani tanımlamaları ben kimseyi üzmek istemem yani ama biraz daha sosyal demokrata yakın diyelim gene hadi yani arkadaşlarımızın profillerini ortaya koyarken. Herhalde böyle demek lazım hani diye bir ulusalcı bir arkadaşımızın olmadığını biliyoruz. Ha, olsa da olurdu. Yani şu andaki profile baktığımız zaman. Şimdi davet edilen biraz da belki Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olan arkadaşlarımız da vardır. Böyle aşağı yukarı kabaca 4 tane birbirine yakın arkadaş grubundan bahsedebiliriz. Gelin bizim arkadaşlarımıza oy verin denildiği zaman ben gördüm mesela hatta takıldım bazılarına isim vermeyeyim şimdi buradan. Oo sen de mi buradasın? Hadi bu ilk adım şimdi oy vermeye geldin bir dahakine seni de bekleriz falan. Muhabbet yaptık arkadaşlarla. Ben hem işte Demokratik Sol Parti, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu Yelpaze'deki arkadaşlarımızla çok iyi ilişkilerim var. Ben çok da sevindim arkadaşlarımızı orada görünce. Şimdi 2 tane faydası var. Bir, bizim genel merkez yöneticilerimiz anket yapıyor, temayüller yapıldı. Bir de ya STK'lar ne diyor? Evet, teşkilatlar bir şey söylüyor. Bizim gelip gidiyorlar bazı adaylar, tamam, güzel, iyi insanlar. Ama acaba STK'lar ne diyor diye ortaya çıkmaları önemli bir gelişme. Ben bunun bir dahaki seçimlerde biraz daha belki erken, hatta diğer partiler tarafından da uygulanabilecek bir seçim belirleme, aday belirleme usulü olacağını düşünüyorum. İkincisi de bir propaganda, yani bunu propaganda için yapıldı demek haksızlık olur sürece. 10 bin en azından kişinin AK Parti'nin bu milletvekili adaylarının belirlenmesinde sandığa gitmiş olması, 10 bin kişiyle irtibat kurulmuş olması ve bunların da işte 1800 herhalde sayı öyle olabilir. Bizzat oraya gelerek oy kullanması önemlidir ve bunlar dikkate alınacak. En iyisi seçilecektir. Ben iyi bir uygulama diye görüyorum. Peki sandıklar açılmadı orada? Sandıklar açılmadı. Sandıklar böyle bir prensip kararı var. Ondan sonra genel merkezde bu işte. Sizce neden o? Yani şey de böyle oldu değil mi? Buradaki temayülde de. Evet. Böyle oldu. Sadece yani bu bir ön seçim değil. Temayül yoklaması. Bunların yüzde olarak bir oranı var. Yani temayülden ben birinci çıktım. Ben birinci çıktım da niye beni birinci yazmadınız madem denilmesin. Bir gönül kırıklığı olmasın diye herkes biliyor ki anketlerin bir yüzde oranı var. Temayülün bir yüzde oranı var. Bu STK'ların getirdiği bir oran var. Dolayısıyla bunlardan bir bileşke çıkarıyor genel merkez. O zaman böyle bir uygulama hem temayülden hem buradan çıkacak sonuca aslında genel merkez bakmayabilir. Bunları mutlaka değerlendirecekler. Ben bu kişisel bir şey söylüyorum şimdi. Şu söylediklerim. Tabii anlıyorum. Tamamen. Ya hepsi kişisel de. Şimdi daha da kişisel bir şey söylüyorum. Yani bir anket yaptınız. Temayül yaptınız. Adaylarla mülakat yaptınız. Kafanızda şekillendi aşağı yukarı. Hangi bölgeye milletvekili olarak seçeceğinizi biliyorsunuz. Ve son olarak da diyorsunuz ki STK'lar ne diyor? STK'ların dedikleriyle sizin bu zamana kadar yaptıklarınız uyuşuyorsa problem yok. Tamam, doğru yol. Ha, bir uyuşmazlık gördünüz son anda. Yani son bir şey yaptınız. Bundan önce koyduğunuz yerler, bundan önce koyduğunuz alternatifli elemanlar STK'ların sonuçlarıyla uyuşmuyor. O zaman bir şey yapacaksınız demek, bir değişim yapacaksınız STK'lardan aldığınıza göre. Çünkü oyu sadece teşkilat vermiyor. STK'daki oraya giden adam milletvekili olsun bu adam dediğini eğer genel merkezin diğer ölçüleriyle de uyuşuyor, bunlarla da paralellik arz ediyorsa değiştirecek genel merkez. O zaman bu STK bugün ya bize yakın arkadaş
aday adayı aday olsun diye giden bu defa tamam madem dediğimiz oldu hadi oy da verelim noktasına gelebilir. Genel merkez bunu hesap ediyordur. Ben çok dikkatli takip edileceğini umuyorum. STK'ların dediklerinin listede görüleceğini bekliyorum. Şimdi bizim parti olarak rahmetli genel başkanımızdan aldığımız bir yöntem var. Mutlaka köy köy dolaşıyoruz. Kahvelere gidiyoruz. Orada köylülerle bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Fikirlerine değer veriyoruz. Seçim bildirgemizi bu yönde hazırlıyoruz. Ve bunu sadece seçim zamanı yapmıyoruz. Sürekli yaptığımız, izlediğimiz bir yol bu. Ben şimdi demin dediniz ya niye itik bulmuyorsunuz diye. Adalet Kalkınma Partisi milletvekili aday adaylarına Demokratik Sol Parti il başkanı ve aday adayı olarak gidip de oy atmam ve daha sonra gidip de insanlardan oy istemem ne derece doğru olur? Bu sizce doğru mu? Bu etik bir şey mi? Şunu şöyle bir şey, bir anekdot anlatalım. Mesela AK Parti'nin il başkanlığını yapmış bir adamı teşkilat tanımıyor. AK Parti'den geliyoruz biz diyor. Oluyor böyle şeyler. Veya Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın evine kapısına bilmeden işte gençler, ekip çalışıyor. Tık tık biz AK Parti'den geliyoruz, AK Parti'ye oy. Ayıp olur bu. Yani bilmeden yapılsa da ayıp olur. DSP'nin, Demokratik Sol Parti'nin il başkanına, efendim milletvekili adayına bize oy ver demek ayıp olur. Bize oy ver demek. Bize oy ver demek ayıp olur. Ama bizim adayımız kim olsun? Sizin de görüşünüzü alalım sivil toplum kuruluşu olarak. Sizi parti tabii, sivil başkanı toplum olarak, kuruluşu olarak çağırdılar. Evet. Şey de bilmezler de ayrıca. Deminki söylediklerim de bilmemekten kaynaklanıyor. Adam bana da mesela ben il genel meclis üyesiyim. Parti teşkilatımıza yeni katılmış bir adam beni arıyor bana AK Parti'yi anlatıyor. Böyle şeyler oluyor mesela zaman zaman. Ama ne yapalım yani teşkilatlarda yeni gelen elemanlar. Evet yani davet edildim ama etik bulmadım. Hani siz dediğinizde gittiniz diye. Ben de etik bulmam. Gitmem etik değildi onun yüzden gitmedim. Başkan olarak başkandan, belediye başkanından, milletvekilinden, partiyle çok böyle artık içli dışlı olmuş. Yani bu böyle insanlardan ben ne siyasi mücadele ne onlara empoze ne onları da yakışıklı bulmam. Yani o orada bir şey çıkmaz oradan. O geçeceksin oraya. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim diyeceksin, geçeceksin. Dolayısıyla o çerçevede ben görüyorum konuyu. Evet. Sayın Tuna, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de aday adayısınız. Orada da 32 aday adayı vardı. Ama dediğim gibi sandıklar açılmadı. Sayın Babacanoğlu bir kırgınlık olmasın diye açılmıyor dedi. Siz İlaç olsanız... İlaç aldıkları için hepsini. Evet. Yani açılmasını bence siz de isterdiniz diye düşünüyorum. O pozisyonda siz olsaydınız. Ben isterdim şahsen. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii siyasi bu mücadele içerisinde, bu siyasi yarış içerisinde sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin alınması gerçekten önemli. Bunu yapmak lazım. Çünkü seçilecek olan milletvekili sadece kendi partisine hizmet etmeyecek, Çanakkale'ye hizmet edecek. O yüzden sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla, yönetimdeki arkadaşlarla bir çalışma arkadaşı nispetinde hareket etmesi gerekiyor. O anlamda gerçekten sivil toplum kuruluşlarının da evet şu insanlar şehrimize katkı sağlar şeklindeki görüş beyanı ve bunun da tabii genel merkezler tarafından nazara dikkate alınması gerçekten önemli. Ben burada sadece yapılış tarzı ile ilgili birkaç eleştiri getireceğim. Çünkü bu tarzda bir hani seçim, bir sandık konulmasının, seçime gidilmesinden hani çok da doğru bulmuyorum. Hele hele bir sandık konuyorsa, evet insanlar oy kullanıyorsa, yani neticesinde işte saat 5'te bitiyorsa, 5'ten sonra herkesin gözünün önünde, yani gizli oy, açık tasnif ilkesi çerçevesince herkesin gözünün önünde açılması, tasnif edilmesi ve ilan edilmesi gerekir. Ama işte ben oy kullanacağım, arkasından sandığı kaldıracaklar, götürecekler Ankara'ya. Ondan sonra biz demokratik bir oylama yaptık. Çanakkale'nin sivil toplum kuruluşlarının nabzını işte aldık. Bunu ben çok samimi bulmuyorum. Diğer bir olay, şimdi sivil toplum kuruluşlarının muhakkak görüşlerini alalım ama bu sivil toplum kuruluşlarını da politize etmeyelim. Çünkü biz AKP hükümeti zamanında bu
bu konudaki pek çok sivil toplum kuruluşunda bu konuda sıkıntı yaşadık. Yani bizden ya da değil. Bir sivil toplum kuruluşunda yönetimi ele almayı, işte başkanlık vazifesini ele almayı neredeyse bir siyasi partinin işte başına geçmek gibi görüldüğü süreçler yaşadık. Şimdi bu anlamda ben çok da politize edilmesini doğru bulmuyorum. Genel merkezler tarafından anket yapılabilir, telefonlarla sorulabilir, farklı yöntemler kullanılabilir. Ama bunu bir sivil toplum kuruluşlarını, işte AKP'nin bir şov malzemesi haline getirmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum. O anlamda bazı problemler var. Tabii bir de şu var, şimdi tamam bu sivil toplum kuruluşlarını temsil eden insanlar var. Fakat bu sivil toplum kuruluşlarında üyeleri var. Şimdi üyeleri bu konuda ne kadar hemfikir? Tamam, başkan gitti, oyunu kullandı. Tamam, ama sonuçta o başkana, işte ticaret odasıysa, Çanakkale'de ticaretle, sanayiyle uğraşan insanları temsilen orada. AKP'ye oy vermesi için orada değil. Ya da AKP'nin milletvekili adayı seçmesi için de orada değil. Ziraat odası başkanıysa, onun yapacağı faaliyetler belli. O yüzden şimdi kalkıp da işte A şahsına oy kullandı, benim üyelerimde o konuda hemfikir değil, ne yapacağız şimdi? O yüzden sivil toplum kuruluşlarının da fikrinin alınmasının belli bir usulü vardır diye düşünüyorum. Ben bunun biraz daha şov amaçlı olduğunu ve sandığın da açılmaması dolayısıyla ben çok fazla da açıkçası sonuca etkisi olmayacağını düşünüyorum. Hayır, şeyi de anlamıyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarındaki gerek başkan gerek yönetim kadroları, yani hepsi Adalet Kalkınma Partisi'ne oy mu atıyor ki? Mesela işlerinde işte atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atanların o anda kullanacakları Adalet Kalkınma Partili aday adayları adına kullanacakları oyun ne derece bir önem olabilir ki? Nasıl güvenli olabilir? Şunu söyleyeyim. Dediğim gibi bakın sivil toplum kuruluşlarının fikir beyan etmesi önemlidir. Katkıda bulunması önemlidir. Ben usulüyle ilgili çekincelerimi söylüyorum. Yani çok şık bir usul olmadı kanaatindeyim. Sandığında açılmaması dolayısıyla. Açılmaması dolayısıyla şık değil ama. Sandığın açılmamasını işte temayül de anketle, mülakatla ve STK'ların bu oylarıyla ortaklaşa bir karar çıkarmaya çalışıyor. Şöyle, yani AK Parti diğer partilerden farklı bir aday belirleme izliyor ve başarılı da oluyor. Ne zaman AK Parti açısından eleştiri konusu olmaya başlar? Yani oylardaki düşüş, başarısızlık ortaya çıkmaya başlayınca, yani biz nerede yanlış yaptık da işler böyle oluyor. Başka yanlışlar da olur da aday belirlemelerle ilgili bu zamana kadar yapılan şeylerin doğru olduğu düşünülüyor ve böyle bir yöntem izleniyor. Ama ben şimdi bütün bunları söyledikten sonra asıl olması gereken şeyin partilerdeki aidiyet üyelerin üye olduklarının bilinciyle delege seçmeleri veya işte doğrudan ön seçim marifetiyle partililerin görüşlerinin sandıkta ifade edilip açılması, açıklanması. Hatta bunun da ötesinde belirtildikten sonra seçmene de bir tercih imkanının verilmesi gerektiğini bundan öncelerde de söyledik. Yani bunu evet bugün itibariyle partimiz genel merkez yoklaması usulünü belirlemiştir. Bu bir ön seçim değildir. Dolayısıyla sandıklar ön seçimde açılır. Bu farkı da söyleyelim. Benim gönlümden geçen şey, olması gereken şey, altyapıyla ilgili ne eksiklikler varsa bu kanunlar konusunda çıkarılması ve partiye üye olan bir insanın sorumluluk taşıyarak aidatını vermesi, ön seçime katılması hakim nezaretinde, ondan sonra da tercih imkanını kullanarak demokrasiyi daha böyle sağlaması yapılabilir bir hale getirmemiz lazım. Yani bugün böyle yaptık diye böyle olsun diye bir iddiam yok. Genel merkez yoklaması kanunen bir haktır partinin. Partiler bunları bildiriyorlar siyasi partiler kanununda. Bunu değiştirmek lazım diyorum. Değiştirip şu söylediğim hale getirmeli ve herkes de oh be tamam işte üyeyiz. Gittik oyumuzu kullandık. Gereğini yaptık demeli. Yani şu anda hiçbir partide üyelerin bu anlamda bir tercih belirlemesi olamıyor. Bu olmalı. Bunu istemeliyiz. Elbette. Herkes bunu istemeli. Elbette. Yani partiye her üye olan yönetimde söz sahibi olduğunu sandık başında bile olsa mutlaka hissetmeli. Bu çok önemli. Tabii ben üyesem, ben sandığa çağır, ben oyumu atayım, ben siyaset olarak görevimi yapayım. Ondan sonra delegemi yapacak
efendim oradaki seçtiğin milletteki o ayrı ama vatandaş olarak gel partiye üye ol diyorsan bir insana ben ne zaman işe yarayacağım? Ben ne zaman benim uyum partide ne zaman belirgin olacak? Yani ben ne zaman delege seçeceğim? Benim seçtiğim delegeye ben ne zaman diyeceğim ki arkadaş siz benden yetki almadan ne iş yaptınız böyle? Bu işi niye böyle yaptınız? Niye yapmadınız? Ne zaman diyeceğim? Bunu demek için de önce benim uyum kıymetli hale gelmesi lazım. Evet, halkın siyasetin içinde mutlaka evet. bulunması gerekiyor ki sokaklara o zaman insanlar haklarını aramak için aslında daha da az çıkarlar diye düşünüyorum. Bunda haklısınız. Evet, bir 10 dakika ara vereceğiz. Bir çay molası verelim. Sizler de bir çaylarınızı yudumlayın. Biz de bakalım. 10 dakika sonra beraberiz efendim.